Merhabalar, ben Yeni Mahalle Belediyesi antrenörlerinden Serap Beyaz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Covid ve Ramazan'ın getirileriyle birlikte çok hareketsizleştiğimiz şu günlerde sizlere evde paspas sopası ya da oklavayla yapabileceğimiz bel, sırt bölgesini rahatlatıp güçlendirecek, ayrıca duruş bozukluklarımıza da iyi gelecek bir takım egzersizler göstermek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Evinizde gördüğünüz gibi, evinizdeki herhangi bir uzunlukta sopayla başlayabilirsiniz. Öncelikle sopayı omuz hizasından tutup, bacaklarımızı da kalça genişliği hizasında açıp, duruşumuzu dikleştirdikten sonra önce bacağı çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet, vücudumuzu biraz hareketlendirdikten sonra bu hareketi en az 2 ya da 3 set 12 tekrar şeklinde yapmanızı öneriyorum. Şimdi yavaşça sopayı kaldırıp tam omuz hizamıza al. Asla boyuna koymuyoruz. Çünkü boyuna koymamız demek, boynumuza ekstra yük bindirmek demek. Bacaklarımızı yani kalça genişliğinden biraz fazla açtık. Ellerimizi iki yanda avuçlar karşıya gelecek şekilde pozisyonlandırdık. Nefes aldık. Şimdi sola doğru dönüşüm yapacağım ve iki kere baskılayacağım. 1 2 9 10
12'de sıkıştırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pozisyonumu hiç bozmadan biraz daha aşağı inip 10 saniye kadar burada bekliyorum. Ve arkasından sopamı yere koyuyor. Kendimi destekleyerek yavaşça doğru. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Yine karnım sıktım. Tamamen içeride. Bacaklarım sıkılı. Nefes aldım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Son iki. Ve son kez. Ve kaldık. Sıkıştırmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Güzel. Bir müddet kaldım burada. Sonra biraz daha kendimi eğdim. Ve 10 saniye kadar daha bekleyeceğim. Ve yavaşça sopamı koyup destek alarak doğru. Bu hareketi de diğer hareketler gibi 3 set halinde 12'şer tekrar olarak öneriyorum. Şimdi başka bir harekete geçeceğiz. Sopamı aldım. Önce sopamın iki ucundan tutuyorum. Ve sopa yine başımın üzerinde. Nefes aldım. Omuz hizasına kadar sopamı indirdim. Ve kaldırıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 2 ve son kez. Pozisyonumu hiç bozmadan kollarımı başlangıç noktasına alıp kollarımı biraz daha daraltıyorum. Sopamı iyice kavradıktan sonra bu defa kollarımı darlaştırdığım şekilde bir kez daha aynı hareketi yapacağım. Bir, iyice çektim. İki, siz arkadan görün, şunu da gösteriyorum. Üç, omuz hizama kadar çekiyorum. Kürek kemiklerinin birbirine yaklaştığını, sırtımın ince çalıştığını hissediyorum. 7 8 9 10 11 ve son kez. Güzel. Kolları yavaşça öne getirin. Ve şimdi son olarak sırtınızı oldukça rahatlatacak bir hareket yapacağız. Bunu yaparken yine bacaklarım kalça genişliği açık, sopamın iki yanından tuttum. Gene vücudumu dikleştirerek karnımı içine çekiyorum. Nefes aldım. Mümkün olduğunca kollarımı bükmeden ve çok yavaş bir şekilde yukarıya kaldırıp kollarımı hiç bükmeden geriye doğru aldım. Ve aynı yavaşlıkta geri geliyorum. 2 3
5 ve 6. Tekrarın yarısında sırtımız oldukça şu an açılmış durumda. Bu yüzden sopamı bir miktar daha darlaştırarak tutuyorum. Son 6'yı da bu şekilde yapacağız. 6. 7. Gördüğünüz gibi sırtım oldukça dik. Kollarım hiç bükülmüyor. 8. 9.